Şimdi bu taşıtların neler yaptığını mantıken ve işlemini görerek deşifre edeceğim. Bende göz var, mantık var. Aynen anladığım gibi birisi bunları, hayvanları sabah yönetiyor burada ileri geri. Ve etrafa bakınca bir saate yakın kapalı eczanenin pazar önünde duran ve şu an konuşuyorum diye buraya konulan kedinin nasıl yönlendiğini gördüğüm gibi bu şeyleri de görüyorum. Çünkü daha önce yaşadığım şeyler yüzlerce kez. En son buradan koşturulan, bana saldıran, havlayan köpeğin birisi tarafından yönetildiğini bildiğim gibi ve köşeye gidip orada hayvanat Zeynep'i bulduğum gibi. Köpek oraya çömeldi, hayvanat Zeynep onun karnını öpüyordu. Alışmış oradan aşağıdan öpmeye. O yüzden bunları da anlatacağım şimdi, bu taşıtların ne yaptığını. Mantıken tahminen de gördüğüm şeylere dayanarak. Çünkü bu taşıtları çok gördüm ben. Arka sokaklarda, şurada, burada. Aynen buradan diğerlerinin topladığı gibi çişleri mişleri altlarına topluyorlar. Toksoplazmaları. Yetmezmiş gibi evimizin etrafına yapılanlar. Ve hayvanlar, yemin ederim size, bunların tekerleklerinin ilerisine sıçıyorlar. Bunlar da çıkarken onları çiğniyor. Arka sokaklardan çekimim var. Bunun işi buraya toksoplazma taşımak. Neden? Çünkü daha önce belirttik bu kafesin önündeki kanalları, şuradaki kanalları. Şu servisin her zaman biliyor da oradaki kanallarını. Biliyorlar yani. Kanalları biliyorlar bunlar. O şekilde kanal yoluyla bu toksoplazma şeylerini gönderiyorlar. Şimdi bu neden burası benim için en büyük sorun? Çünkü bu yerde çok çok kanallar var. Kablo kanalları, diğer kanallar, kanalizasyon, şu bu, hepsi orada. Bu da zaten kanalizasyon kanalının üstünde duruyor, tekeriyle. Çünkü burada daha önce gaz kaçağı da olmuş. Gaz kanalı da. Tüm kanallar buradan giriyor. Ve buradan her odaya giriyor. Şimdi akşam yaparken orada hissettim yani ayaklarımda kaşıntı o odadan. Toksoplazma gönderdi ikisi. Diğeri de. Hepsi bu holding servislerin bu iş içinde yani. Hem okul çocuklarına hem işçilere bunlar her yere toksoplazma dayatacak. Bunların işi bu. Bütün bu hayvanların da. Bu yayılmak isteniyor. Tüm millete. Böylece bunu da deşifre etmiş oldum. Bu taşıtların nasıl işler yaptıklarına. Bu taşıtların durdukları yerlerde her zaman kediler kanıyor. Topluyorlar. Sonra geliyorlar. Pazar günü ne var? Neyden buraya geliyor yani? Pazar günü. Veya bu servis. Nöbetleşe. Biri gidiyor, biri geliyor. Bu çoktandır burada. Ataşehir miydi? Neresiydi? Yok. Bostancı galiba bu. O kalktıysa başkasıdır. Sürekli. Nöbetleşe. Birisi yönetiyormuş gibi. Veya planlıymış gibi. Bu şeylerin işi bu. Ve buradaki işbirlikçilerden istedikleri zaman bu yönetenlerin orayı boşaltıp yerine bunların geldiğini sık sık görüyoruz yani. Sık sık. Pazar gecesi bir yere gitmiş falan değil. Arabasını çekti, başka yere park etti.
Buna yeminin, bunu kaç kez gördüm ben. Evet. Karşıda park ediyor çoğu. Şu karşı yoldan. Hatta para bile ödüyorlar İspark'a bu işlem gerçekleşsin diye. Evet. Bunu burada deşifre ediyorum. Saldırı olduğu için. Bazen tuhaf tuhaf plakalar geliyor. Ta nereden be? Ta hangi şehirden? Bu da öyle biri olabilir ya. Böyle bir tane yapışmıştı buraya. Aynısı olabilir. Sırayla geliyorlar. Nöbetleşe. Bu şekilde de beni takıntılı göstermeye çalışıyorlar. Ve asap bozma, psikoloji bozma ve gönderdikleri şey yemek odasına. Yemek yiyorsun, yemek duyuyorsunuz.